İyi pazarlar diliyoruz efendim. Bugün evet de herkese. Efendim, herkese iyi pazarlar. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz bütün izleyicilerimize. Evet, uzaktan yakından izleyen tüm dostlara, tüm akrabaları diyorum. Çünkü bugün yakınlarımız da bizi izliyorlar. Evet. Buradan sevgiler, saygılar gönderiyorum kendilerine, kucak dolusu. Ne güzel. Ve özellikle torunum Açelya izliyor. Öyle mi? Evet, bugün hadi bakalım. Televizyon başında kendisi. İyi hadi. Bak, okul bitti, dersler. Biraz tatile girdiği için genelde çocuklarımız hepsi rahatladılar. Tatil, tüm evet. Tüm öğrencilerimiz doğru. için söylüyorum. Doğru söyledin. Efendim, buradan bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Sayın kurucu cumhurbaşkanımızın eşi, Sayın evet. Aydın Hanım. Aydın Denktaş. Dün yanılmıyorsam dün vefat etti kendisine. Buradan rahmet nur içinde yatmasını nur rahmet yatsın. Diliyorum. Nur içinde yatsın. Müziği de çok severdi. Evet. Kendisi. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Evet. Tüm Denktaş ailesine. Üzgünüz. Evet. Öyle bir değeri kaybettik. Sevdiği bir eserdi zannediyorum. Kimse etmem şikayet. Evet. O yüzden de ben onunla çiğneyim. Bir de hatırladığıma göre bir ihtimal galiba seviyordu. Evet, bir ihtimal daha var. O da güzel. Çünkü bir konserimizde bulunmuştu bir toplulukta kendisiyle. Evet. Evet. İstersen onun anısına. Onu da yapalım. Ben diyorum evet. Bir ihtimal bir daha var. Bir ihtimali okuyalım. Peki. Hadi yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Evet, buradan bir okuyalım bakalım. Evet, sen yazmışsın. Türkiye ve Spor Konferansiyonu Genel Başkanı Sayın Feridun Cevahiroğlu'na ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerine, 81 il başkanına ve ilçe başkanlarına, üniversite temsilciliklerine hediye edelim. Güzel bir şarkı. Evet. Değil mi? Ben bu arada evet, Feridun Bey'e Sayın de. Feridun Bey, Sayın Başkanımız. Kendisiyle samimi bir dostluğumuz oluştu. Evet. Çünkü bizim otelimizde misafir kendisi. Çok değerli bir kişi. Değerli evet. bir başkan.
aramızda çok samimi bir dostluk oluştu. Benden bir ricada bulundular kendileri bu şekilde. Ve Ankara'da bizi izliyorlarmış. Tamam. Güzel bir eser gönderir. Bir telefonumuz varmış. Tabii, telefon. Hemen alalım. Alo. Alo. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Biz de iyi olmaya çalışıyoruz efendim. Sağ olun. Buyurun. Evet, sizleri her hafta izliyoruz zaten ailece. Teşekkürler. Sağ olun. Kiminle görüşüyorum? Arada, efendim adım Hikmet Yetilmez. Evet. Evet. Bu arada Aydın Bektaş Hanımefendi'nin ölümünden dolayı da büyük üzüntü duyuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, geride sevenlerine de sabır diliyoruz efendim. Evet efendim. Bizler de aynı şekilde, evet. Efendim bir şarkı istirham edeceğim mümkün mü acaba? Tabii. Tabii efendim, evet şarkımı söylüyorum. Yine bu yıl Ada Sensiz. Tabii ki, güzel bir eserdi Nihavend. Evet, eksik olmayın efendim. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Aile saygılarımızı duyuyoruz efendim. Biz de efendim, sağ olun. Zaten aynı sağ makamdayız, olun. İstersen. Yine aynı makamdan tekrar bir isteğimizi, şarkı isteklerini alalım. Tabii ona ayrı bir istek ayrı bir istek yaparız, tamam. Federasyonumuza, Sayın Başkanımıza. Tamam. Özel bir şarkı göndereceğiz. Güzel bir şarkı gönderelim. Yok mu? Peki. Evet, istersen bir şarkı gönderecektik. Seçelim Hüseyin. Nerede? Valla başkanımın zaman zaman benim her gece okuduğum bir şarkı var kendisine. Hı-hı. Hani o bırakıp giderken? Aa, çok güzel. Tamam, peki. Onu yapalım o zaman. Thank you.
Evet, o zaman yine güzel bir eserle devam edelim. Hazır Muayyer Kürdiler'deyiz. Evet, hayır. Evet, doğru söyledin. Muayyer Kürdiler'deyiz. Hadi bakalım. Doğrudur. Güzel bir eserle devam edelim o zaman. Eser Muayyer Kürdi makamında çok sevilen eserlerden bir tanesidir. Biz de her programımızda genelde yaparız güzel eserleri. Evet, yine güzel bir eserle devam edelim istersen. Fikrim İncegül'ü var mesela aklıma gelen. Bugün hava malum hakikaten yok, güzel bir... Şeyler çok meşgul hatlar bahar bugün. Bahar havası. Zannedersem Türkiye'de de hava güzelmiş bugün. Ben bunu öyle mi? Evet. Çok güzel. Zannedersem bugün pazar da bunu değerlendirmek isteyenler. Telefonumuz var. Hemen alalım. Alo. Alo. Merhabalar efendim, nasılsınız? Efendim çok teşekkür ederim. Sağ olun, sizleri sormalar. Bizdeyiz efendim, teşekkürler. Hatlarımız çok dolu olduğu için biraz zor düşüyor. Evet, çok böyle. Muhteşem ikilinin muhteşem programını izliyoruz. Ne güzel, çok teşekkür ederiz. Sazın ve sözün bu derinli uyum içerisinde olması bizleri haddinden fazla ben memnun kılıyor. Sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Efendim. Biz de çok sizler efendim için buradayız efendim.
Çok teşekkür ederim. Bir istirhamım olacak. Tabii. Gece kirpikli kadın olabilir mi? Tabii ki, ne demek. Hay hay, memnun etle. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kadın çok güzeldir, evet, bu eserimizde. Hemen yapalım. Gerçekten çok sevilen eserlerinden bir tanesi. En son yazdığı, biliyorsun. Evet. En son yazmış olduğu bestesi. Artık,
Tabii ki bizler Lanseri'de zannediyorum ki seyircimiz de bunu artık anlayabildi. Evet. En son eseri oldu. Evet. Hakikaten makam, nakarat, meyhan kısımları falan çok güzel. Çok süper. Yani tam böyle Muayyer Kürdi makamı. Yanılmıyorsam besteyi başka bir bestekarımız yapmıştır. Çünkü Zeki Bey sadece şiiri, yani söz olarak... Yok, hayır, hepsinin aynı. Hepsinin aynı. Evet, hepsinin aynı. Telefonumuz varmış, alalım. Alo. Alo. Nur Hanımcığım, nasılsın canım? Sağ ol canım, sen nasılsın? Biz de iyi olmaya çalışıyoruz efendim, sağ olun. Bu hafta da görüştük. Gene mi zor düştü? Böyle haftalarımız çok... Lale devri çocuklarıyız, zamanımız geçmiş. Aa, güzel. Lale devri tabii ki. Olabilir mi? Tabii ki olur. Ne demek? Neden olmasın? Teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Sağ olun efendim. Sağlıkla kalın canım benim. Teşekkürler ediyoruz canım. Sağ ol güzelim. Hadi görüşmek üzere. Sağ ol canım. Güzel bir eser. Dediğim gibi nostaljinin hepsi güzel. Bu da nostaljiye katıldı bence bu Lale Devri. Evet, izleyicilerimiz de zaten evet. Şarkıları istiyorlar ki. Evet, hepsi. Gelersen, bazen makamlar da denk geliyor. Geçen haftaki gibi. Geçen hafta çok müthişti. Müthişti. Vallahi bütün uşak, izleyicilerimiz evet. Çok güzel, evet. Çok güzel eserler seçtiler.
Bayağı öğreniyorlar artık bu işi bizden. Şimdi ben şöyle tını koyuyorum ona. Seyircilerimiz Türk müziği çok izliyorlar. Evet, gerçekten siz özlüyorlar Türk müziğini. Doğru söyledin. Evet. Telefonumuz var. Alalım. Hemen alalım. Alo. Alo. Merhabalar efendim, nasılsınız? Yaşar İyi Bey. İyi günler. Teşekkürler efendim. Teşekkür buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler efendim. Buyurun Yaşar Bey. Sesiniz çok güzel. Sizi kutluyorum. Teşekkürler. Ben bir ricada bulunacağım. Boş çerçeve ya da altı şarkıların gözükler olsun. Boş çerçeve yapabiliriz. Aynı bak dedim, aynı makamlardan istiyorlar ya, diye. Bazen geliyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederiz efendim. Teşekkür ediyoruz. Hemen yapalım. Bak öbür telefon gelene kadar.
Evet, telefonumuz var. Alo. Alo. Ziba Hanımcığım, nasılsınız? Sağ ol Fundacığım, iyi yayınlar Hüseyin'ciğim, iyi yayınlar oğlum. Teşekkür ederim. Teşekkürler efendim. Ediyoruz canım. Saygılar, sevgiler. Sevgili Fundacığım, ben rahmetli Rauf Rauf Tektaş'ın değerli eşi Aydın Hanım'a Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm sevenlere baş sağlığı diliyorum. Evlatlarına, tüm sevenlere, tüm evet. Halkımıza. Evet efendim. Tekin abiciğimin yanaklarından öperim. Tüm birinci ailesine saygılar, sevgiler sunarım. İngiltere'de olan dostum Kadir'e, Selhe'ye selamlar, sevgiler. Bir Hüzzam bir şarkı istiyorum senden. Ömrümüzün son demi son bağırdır artık. Tabii ki, güzel. Hemen yazıyorum. Yönetmenimin de tüm ailesine gitsin. Sizlere de seveceğim. Sizi seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Biz de sizleri seviyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. İyi yayınlar canlarım. Teşekkürler canım. Teşekkürler. Sağ olun. Hemen yapalım istersen. Sırayla. Thank you.
Evet, bu da güzel eserlerden bir tanesi. Gerçekten ömrümüzün son demi, son bağrıdır artık. Çok güzel bir eser bunu. Ben her programda okuyorum. Şimdi son genelde demi, son bahar derken başka şeyler akla geliyor ama Funda Hanım. Evet. Yani ömrümüzün ilk baharı diyelim sana. Peki. Son demi diyemeyelim. Son demi demeyelim. Yani demeyelim. Telefonumuz peki var mı? Peki, telefonumuz var. Alo. Alo. Merhabalar efendim, nasılsınız? Nasılsın Funda Hanım? Teşekkürler Hasan Bey. Evet, Hasan abi bir türlü gidemedik. Bize kırgın. Bu şarkıcımız diyorum. Geleceğiz efendim. Bu şarkıcımız diyorum. Havalar düzeldi. Artık geliriz. Artık bu aylardan sonra ziyaretinize geleceğiz Hasan abicim. Alo. Ne okuyalım sana? Sensiz kalan gönlümde bir tek hayat bir anı. Sensiz kalan Rast, gönlümde şarkı, evet, bir iki hayat bir hane. Hatırlayabildiğiniz kadar. Tamam. Var mı? Hasan abi başka bir şarkın varsa onu da bize söylersen. Ben şimdi kaç defa istedim bu şarkıyı, bana okuyamadınız. Okuruz. Okumaya ya, çalışacağım biliyoruz, pekala. Hadi ne canını. Tamam Hasan Bey. Evet. Sensiz kalan gönlümde bir iki hayat var. Sensiz kalan gönlümde bir iki hayat bir anne. Aslında okumayacağız demedik. Bir şarkı daha alalım dedik. O yanlış anladı. Telefonda gidip telefonda gidip geldiği için anlamadı. Evet, anlaşılmıyor bazen. Yani biz cümleler ona gidemedik ya. Elini öpmeye, nasılsın evet demeye. Onun için dedim bir şarkı daha okuyalım evet sana. O dedi benim şarkımı hiç okumadınız dedi. Anlaşılmıyor bazen telefonlar. Doğru. Peki. Hemen neyse Hasan abimizin gönlü hoş oldu gidelim herhalde. Tamam. Gönlü hoş olmuştur. Hemen efendim bir gene istersen bir de şey var. Tamam, bir şarkımız mı kalmış? O zaman gene Hasan abimiz için. Çok severim ben Hasan abiyi çünkü nasıl ailesini de zaman sevmekten kim usanır da sever. Onu da okuyalım. Hadi Hasan abicim sana bir tane daha okuyalım. Sevmekten kim usanır thank you.
Reklam arası. Peki efendim. Kısa bir reklam aramız. Olduk. Telefonumuz var mı? Tamam. Alo. Alo. Merhabalar efendim. Nuray Hanım. Fulacığım nasılsınız? İyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Sağ olasın Hüseyin Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. İyi olmaya çalışıyorum. Allah iyi yedirirsin. Hayranınızım. Her hafta böyle ararım. Size aboneniz oldum.
Ne mutlu bize efendim. Sizinizi çok severim. Hele sen Hüseyin Bey o kemaneyi vallahi ağırladın. Kemane ağırlar olduğu için. Vallahi. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Canım benim, bir istekte bulunacağım size. Size kim ürün söyledi de duyduğum. Şimdi uzaklardasın. Şimdi uzaklardasın tabii. Hay hay, memnun ettim. Zeki Müren'den. Peki. Turunum Lali'ye gitsin. Tamam. Teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar canlarım benim. Çok teşekkürler. Yine Zeki Müren. Babam da çok severdi rahmetli, biliyorsun. Sanatımızın Zeki Müren'in vallahi. Üstüne gelmez bir daha. Tabii daha önce Zeki Müren'den daha önce eski sanatçılarımız Medya Demirkıran. Yani onlar Safiye ayrı. Filiz, onlar ayrı ama Safiye günümüzün ayrı, sevilen evet. Müzeyyen Senar'dan evet. Sonra gelen evet. Evet.
Zeki Bey hakikaten. Tane tane okur. Türk müziğine güzel şarkılar. Hiçbir zaman bağırarak okuması. Bak ben de bağırarak okuyarak şarkıyı sevmiyorum. Bitirirken de böyle yumuşacık bitirir. Gerek yok bağırmaya. Ben sözünüze eş bir cümle kullanmak istiyorum. Geçenlerde bir sanatçı arkadaşımız bunu bir zahmet lanse ettiler televizyonda. Evet. Şarkı bağırarak okunmaz. Okunmaz. Cümlesini kullandı. Ben buradan kendisini kutluyorum. Hakikaten öyledir. Çok bağırmak sanat demek değildir. Yani bir opera sanatçısı değildir. Telefonumuz varmış. Evet. Alalım. Alo. İyi günler, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Arapazarı Türkiye'den arıyorum. Evet. Evet efendim. Sakarya, Sakarya değil de. Sakarya efendim, evet. Yazı hatası olabilir. Önemli değil. Sakarya'dan biz Sakarız Kazım zaten. Bey. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Ben sizden bir şarkı rica edeceğim. Tabii ki. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun. Seninle geçen yıllarım yeter. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Siz de sağ olun. Zene sen... Evet. O da rahmetli Ziya Taşkent. Aa. Beste o yanılmıyorsam. Hocalarımızın, evet. Ziya hocamızın, evet. Hı. Nasip oldu ben yine kendisiyle Ankara'da. Ne güzel, ne öğrencilik yıllarımda. Evet. Tanışma fırsatı buldum, çalışma fırsatı buldum. Yani. Peki, hemen atıyoruz. Tek tek zaten ağrım oldu. Efendim nasılsınız Halim Bey? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizdeyiz efendim. Sağ olun. Buyurun. Benim bir kıramım vardı. Tabii. Nereye geldim o zalim kadı? Bir kür dileyeceğiz geldim diyelim. Evet. Tamam. Şarkı. Teşekkür ederim. Bir şey değil efendim. Ağanın başında hey var. Halim.
Tamam, peki. Beses mi yapacağız? Buraya bana, sen mi okuyacaksın? Ben okusam mı okurum onu? Sen oku istersen, beğenir bana. Abi çok güzel okurdu. Vedat Çetinkaya'ya da buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Evet. Erkek şarkısı bu aslında. Şimdi, ben pek okumuyorum bu şarkıyı da o yüzden. Bey bir hanıma ithaf etmiş şarkıyı. Onun için genelde bu şarkıyı beyler okuyor. Beyler okuyor. Evet. Yani bir, ama bu sitem edilmiş tabii şarkıda. Fakat evet. Sitemin de neden doğduğunu biliyoruz. Sevgidendir. Yani buna eş ilave çok sevdiği için onu bir sitem ediyor şarkıda bestekarımız. Zaten yani bütün şarkıların kullanmış. Bir evet. Şeyi var. Yani ne bileyim bir, evet. Mutlaka. Giden bir yerler var yani. Doğru. Medet abi de her programında okurdu benim konserter yıllarımda. Biz de ona vokalistlik yapardık. İşte Gülgün Hosses falan hep beraber. Evet. Hep bu şarkıyla çağırdı genelde. Peki telefonumuz var. Alo. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim İlyas Bey. Ben Türkiye'den arıyorum Murat İlyas. Evet. Evet. Fikrimin ince gelir istiyorum. Tabii ki. Hemen yazalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Ben buradaki şimdi İstanbul görünce İstanbul'daki eşime, dostuma, yakınlarıma, akrabalarıma selam göndermek istiyorum. Bizi seyrediyorlar çünkü. Bunun farkındayım ben. Ne güzel, ne mutlu bize. Vallahi çok. Tüm akrabalarıma, aileme. Biliyorsun geçen hafta da Avustralya'dan da aranmıştı. Evet. Düşürebilmişti izleyicimiz.
O yüzden biz gerçekten çok mutluyuz bu anlamda. Şarkımız... Fikrim İncegül'ü. Hay hay. Evet. Hay. Aa, telefonumuz var. Alalım peki. Alalım telefonu. Hemen. Alo. Selam Funda Hanım. Merhabalar efendim İbrahim Bey. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Kolay gelsin. Siz efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kıbrıs Türk halkının gönüllerinde taht kurdunuz. Sağolunuz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Layık olmaya çalışıyoruz. Her hafta sizleri büyük bir zevkle izlerim, dinlerim. Evet. Bir şarkı da ben isteyeceğim sizlerden. Tabii ki. Memnuniyetle buyurun. Eski dostlar. Tabii. Bakayım. Hemen yazalım. Bu şarkıyı eşime ve bütün sevenlerime armağan edin. Evet. Peki tamam. Efendim. Oldu, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. Bey, sağ olun. Evet, ikinci Fikrim Cigül'ü var.
Alo. Alo. Hüseyin Bey, nasılsınız? Merhaba Hanım, Hüseyin arkadaşım, nasılsın? Teşekkür ederim efendim, sağ olun. İlk önce Serdar ailesine başsağlığı dilerim. Evet. Bütün evlatlarıma, Londra'dan oğluma, kız kardeşime, Avustralya'da olan kızlarıma, güveylerime hepsine selam ederim. Benim için hiç mi gülmeyecek benim teyzeciğim. Sizi çok beğeniyoruz. Geçen gün verdiğiniz o şeyde toplulukta çok güzel. Evet, sağ olun, çok hoşunuza gitti. Konseri söyledim. Ne güzel yönetiyorsunuz Sunda Hanım. Evet, sağ olun. Ben o şeyleri çok hoşunuza gitti. Başka bir şarkı alsa, alabilir miyiz Hüseyin Bey sizden? Teşekkür ederim çok. Başka bir şarkı da alabilir mi acaba? Hiç mi gülmeyecek benim de üzülmesi gibi. Bunun haricinde bir şarkınız var mı acaba? Şeyi söyleyeyim. Gülen yüzün soyunu sevgilim senin. Evet. Tamam Hüseyin Bey, tamam, teşekkür ediyoruz. Ederiz. Sağ olun. Geçen sefer yapmıştık galiba, biz hiç mi gülmeyecek mi? Hiç mi gülmeyecek? Yok, güzel bir şarkı o. Hiç şu anda repertuarımızda mevcut değil. Hüseyin Bey, bir sözümüz olsun. Biz bazen yapıyoruz böyle çünkü seyircimize. Yanımızda bulunmayan notaları. Evet, hayır. Bir şimdi aslında şarkıların hepsi var bizde, bunu söylüyoruz işte, da. Bazen sözleri eksik olabiliyor. Onu ben yazayım notunu da. Notunu aldık biz. Hemen notumuzu alalım. Zaten 5 dakika ara vereceğiz. Hüseyin Bey için başka bir şarkı okuyalım. Ama Akta'ya bir sözümüz olsun Hüseyin Bey'e. Ben bunun sözlerini yazayım. Hı-hı. Hatta geçen sefer yazmıştık da öbür kağıtta kaldı. Bir kere daha okumuştuk galiba bu şarkıyı. Hiç mi gülmeyecek? Evet, öbür kağıdımızda kaldı. Tamam. Ben hemen onu da yazayım buraya. İşte diyorum ya, bazen getiriyorum, bazen isteniyor. Unutuyoruz. Bazen getirmiyorum, istenmiyor. Evet. Evet. Peki o zaman şey yapalım. Başka bir şey yapalım onun yerine. Düz güllerini yapalım. Onun yerine. Gülle ilgili bir şarkı istediyoruz güller olsun. Biliyorum da onun yani gülle ilgili bir şarkı daha istedi ya. Onu yapalım. Yeah.
sevmeyi bilmedim. Yıllarca ya sevince genç reklam aramız var. Ondan sonra beraberiz efendim. Teşekkürler. Hunda Hanım, Hüseyin Bey, çok sağ olun. Siz de sağ olun efendim. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Sizden bir isteğim olacak. Hay hay. Kara vicdanlı. Kara vicdanlı. Kara vicdanlı. Zannedersem Hüseyin Bey bunu daha güzel söyleyebilir. Efendim, başka bir şarkıyı bizden isteyebilir misiniz? Kara sevda olabilir mi? Yok, kara vicdanlı. Ama yok ki. Çok çektim elimden bitsin bu acı. Tükettim ömrümü, dahanım kaldı. Merhametin yok mu senin kara vicdanlığın? Bravo. Hadi devam. Hadi bakalım, ben sizden bekliyorum bunu. Ama yok, sözleri yok. Şu anda sözler yok. Onun yerine diyorum başka bir şey. Hüseyin Bey, sen bunu bilin çünkü. Hiç söylemedik ya. Vallahi peynir. Şimdi var da eksik söylemek istemiyoruz. Bizi anlamanızı rica ediyorum. Eksik söylersek olmaz. Ben onun notunu yine alacağım. Haftaya sizi okuruz. Ben bulurum sözlerini onun. Buna benzer bir şarkı okuyalım size arzu ederseniz. Tamam Hüseyin Bey, çok peki efendim, çok teşekkür ediyorum Ertan Bey. Karı sevda yapalım o zaman.
Yine Sevda ile ilgili bir şarkı. Evet, olsun. Kara, evet. Sevda. Böyle bir kara sevda. Evet. Sevmedim kara gözüm de olabilir. Yani bilemiyorum ama. Peki. Telefonumuz var. Alo. Hello. Meral İngiltere'den. Alo. Hello. Buyurun. Selam. Efendim. Buyurun. Selam. Selamlar. Ben genç difide çalışan Arun Acımsal için ve bütün Acımsal ailesine, evet, bir kahve, bir fincan kahve olsun. Tabii. Tabii. Teşekkürler. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz efendim. İyi, sağ olun. Evet. Bir fincan kahve olsam. Ben sana bir fincan kahve.
Telefonumuz var mı? Tamam. Alo. Alo. Merhabalar efendim. İyi akşamlar Hunda Hanım. Ben Magusa dönemine garip. Evet. Kardeşlerim için, gelinim için, kardeşi çocuklarım için haftaya kısmetse İngiltere'ye gidiyorum. Onlar için şu şarkıyı rica ederim. Ayrılık kolay değil. Onu kendisinden bana sor. Tabii ki. Çok çok teşekkürler her şey için. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sevgilerimi sunuyoruz bize. Artist Mehmet için de İngiltere'de yalnız. Evet. Yakında kavuşmak üzere evlatlarım için hepsine selamlar. Evet. Tamam. Peki. Ayrılık kolay değil, onu gelsen bana sor. Ayrılık kolay değil, onu gelsen bana sor. Günlerim yalnız sevgi, adam aklına geçiyor. Günlerim yalnız sevgi, adam aklına geçiyor. Kader ayırdı bizi, elimiz derledi. Sabrın sonu selametti, başa gelen çekimi. Kader ayırdı bizi, elimiz derledi. Sabrın sonu selametti, başa gelen çekim. Oba. Alo. Alo. Nasılsın Funda? İyisin canım. İyiyim canım. Siz nasılsınız? Vallahi baştan bir tablo gibimsiniz. Evet. Dayanamadım dedim, bir Türk isteyim sizden. Nasıl? Bir Türk istiyorum sizden. Hangisi? Mehribanı. Benim bey çok İyi, hoşuna bak. Gider sizin programda istedi. Tamam. Fikri Arap Bayram. Peki. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizleri çok severim. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Mihriban. Oh, oh, oh.
Tamam. Evet. Telefonumuz var mı? Tamam. Benim hemen o klibi koyalım. Evet, sen miydin? Sözleri Kemal Colayır'ın, bestesi bana ait olan. Tamam. Ölüm düşer.
Evet, güzel bir eserle yavaş yavaş programımızın, değil mi, sonuna mı geliyoruz yönetmenim? Efendim? Tamam. Dolmuş. Evet, hemen güzel bir eserle o zaman. Sonunda cambazla, cambazla Vedat abi çünkü evet, ister. Evet. O cambazla bitiririz. Güzel bir neşeli bir hareketle. Evet, istersen bir tane. Yetse de gençlik çal, başkansa da kucak, sözünü tutacak, adını almayacak. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Sizi cambazla baş başa bırakıyoruz.